Evet arkadaşlar, bugün Korkut hocamızın aralığındayız. Kendisini bal sağarken bulduk. Zayıf kovanlardan bal sağımı yapıyor. Hocam nasılsınız? İyi, sağ ol. Zayıf kovanlar mı? Yok abi, katları da var. Zayıf deyince şimdi abi, insanlar da bunlar güçler veren nasıl zayıflar böyle? Biz zayıf arılarla çalışmaya alışık olduğumuz için tabii katlı arıyı pek sizde buluyoruz ancak bu bölgede. Bunlar üst kata çıkmış, ızgara konmayan bir kovanda yavrulu çerçeveler. Evet. Onun için bunu kovanlara geri koyuyorum. Yani kuluçkalığı düzenliyoruz. Kuluçkalığı tekrar üst kattan alt kata düzenliyorum. Anarı bakmam Maşallah. Lazımdı. Unuttum da anarıya bakıyorum. Alt kata genelde polen doldurup biraz bal koyup yukarı çıkmış. Arı yukarıya kuluçka atmış. Onun için ondan bir tane bölme yaptım. Anarı da burada. Anarıyı alıyorum. Alt kata tekrar veriyorum. Bu çünkü kapalı yavruyu bölme arıya koyacağım. Aynı zamanda bu kovandan arı mı bölüyoruz hocam? Aynı zamanda arı böldük. 4 tane polenli ballı çerçeve, bir tane kapalı yavrulu koyduk. Ana arıyı eski yerinde bıraktık. Bunun kadrosu güzel. 4-5 çerçevelik bir kadro var. Buna bugün veya yarın, bugün yetiştiririz, bir tane ana arı vereceğiz. Bu da seneye yeni bir kolonimiz olacak. Bu arada tahminimce yavrulu çerçeve artık üst katta kalmadı. Alt katta da 7-8 çıtalık bir kadrosu var. Bunun balını aldığımız için şimdi buna bir şerbetlik koyacağız ve şerbet vereceğiz. Genelde çerçeveleri sirkelerken şöyle bir kısmını kapatıp üst katı kenara aldığımız zaman arıyı çok huzursuz etmeden balları rahatlıkla alabiliriz. Sirkelemeyi buraya yaparız. Evet. Bu tahta yerine bir bez de kullanılabilir. Evet, bunlar da sağlacık olan dallar. Üst kattan aldıkları. Sağım esasında bir bakıma kovanda temizlik yapmaktır. Sağımı yaparken tekrar kuluçkalığı ve düzeni tekrar kurup arıyı yönlendirebilmeniz önemli olan. Yani salımda sadece bal alma şeyimiz yok. Aynı zamanda yeni bir düzen kurup arıya sağlıklı bir koloni düzeni. Evet, hem 4 çerçeve balını aldık, hem kuluçkalığı ayarladık, hem nitelikli bir bölme oldu. Ana arı verilecek daha sonra. Evet, alınması gereken boş çerçeveyi tekrar aldık kenarıya ve alta düzen vermek için. Bunları şimdi dışarı bırakırsak azıcık bir ıslaklık var. Evet. Onun yüzünden ortalık yağmalanacak. Onun için dışarıya da bırakamayız. Şimdi önce alt kattaki, bak güve kelebeği içeri geziniyor. Alt kattaki bir düzene bakıyoruz. Bunda biraz bir yavru, düzensiz yavru var. Katını üst tarafa almıştık. Bunda yavru tahta var. Üstlük. Yavrular çok pırıl pırıl, şıkır şıkır gözükmese de yavru var. Üstten besleme alanı, besleme deliği, üst tahtalığın. Var, güzel yavru yapmış, bol yavru yapmış. Bunu sağlıklı hale gelmesi lazım. Kuluçka alt katta, kanatsız arılar var. Çünkü bal döneminde ilaçlama yapılmadığı için aynı zamanda varroa mücadelesine de geçilecek. Ama yavru yoğunluğu iyi. Ballı polenli çerçeve, bu araya bırakabileceğimiz güzel bir çerçeve. Bu tarafta bir tane ballı polenli bıraktık. Şimdi ona benzer bir ballı polenli alt katta denk gelirse diğer tarafına koyacağız. Evet, bu da aynı şekilde. Bunu diğer tarafına koyduk. Bunun şu an kuluçkalı. Mevcut aşağıdaki yavruyla düzenlendi. Şu çerçeveyi muhtemelen alacağız. Çünkü düzenlenme için. Ama çok polen var. Onun için bunu kuluçkalıktan daha sonra başka araya koymak için alabilirim. Onun için dışa doğru bırakacağım. Yani koyacağım şerbetliğin dışına bırakacağım. Kovanda genelde ya 10 çerçevelik kovan, işte çerçevenin 10'unu da koyalım diye düşünmeyin. Aranın düzgün sarabildiği, kullanacağı kadar çerçeveyi bırakmamız önemli olan. Onun için son bırakacağım çerçeveyi dışarıya bırakıyorum. Buraya şerbetlik konacak. Tabii önce kattaki ballı çerçeveleri silkeleyeceğiz. Onun için katı açacağız. Katı biraz daha sağlamlayalım. Çok sallanması da arıyı huzursuz eder. Onun için elden geldiği kadar sakin hareket edip arıya bağıra bağıra balını alıyoruz biz demenize gerek yok yani. Bunu da yarım kapama yapamayacağız çünkü alan yetmiyor. Biraz çekeyim. Onu indirelim, yanaşsın. Kaldıralım. Gene bir nebze yer kaldı. Evet. Çerçeveleri silkelememiz için bir alan açtık. Üst katta kenar çerçeveler fazla dolu değil zaten. Bu da az bir bulaşık bal olan çerçeve ama sarı çerçeve olduğu için kovana bırakmayacağım. Alacağım bunu da. Kovan dışı yapıyoruz. Hasat için değil, temizlik için alınan çerçeveler. Katta 5 tane bol şişirilmiş bir çerçeve var. Üstü şişirilmiş. Asla tekrar bal gelmiş. Çünkü yavru yapınca bir miktar tüketmiş. Tekrar getirip koymuş. Bunlarda ızgara yoktu. Bunda da ızgara yok. Buradaki aralıktakilerde ızgara yok. Arabaya fırçayı da koymadıkları için fırça da yok. Esasında şu silkelemeden sonra bir sahan fırçasıyla fırçalıyoruz. çerçevede kapalı yavrular var ama az miktarda var ve bu çerçeve çok erkek gözü olan bir çerçeve. Onun için kapalı yavruları göz ardı ederek ya da bu çerçeveyi alacağız. Çünkü çok bozuk. Yavrular çıktıktan sonra da iptal edeceğiz bu çerçeveyi. Zaten üzerinde erkekler de büyük görüyorum. Erkek de lazım. Evet. Arı kuşlarından fırsat bulurlarsa tabii. Çiftleşmeye giden analar. Evet, güzel propolis döşemiş çerçeve kenarlarına. Hem çerçeve aralarına hem... Bunu da temizlik için alıyoruz. Çünkü fazla çerçeve bırakmayacağız. Eğer bıraksak bile bu aranın alt katına koymayacağız. Katı koyup gene çerçeveyi alacağız. Şimdi bunda katı koymayacağım ben. Tekrar şerbetlik koyacağım bunlara. Çünkü hemen şerbet vereceğim. Onun için sadece kapatıyorum. Üst giriş çıkış deliğini kapattık. Fazla çıtalarımız var. Onları da alacağız. Bir de zayıf kovanlarımız var. Çerçeve isteyen. Birazdan onları kullanacağız bunları. Ayak altından kaldırıyoruz. Çünkü bir kovanımız kaldı. Hemen onu da işlerini bitirelim. Bu kovandan arı bölmedik. Ondan arı bölmedik. Ondaki de bölünebilir ama onda bir parti yavrulama yapıp diğerinde bölmemin sebebi yavrusunun çok olması falan değil. Diğerinde bölmemin sebebi altta polenli çerçevesinin çok olmasıydı. Yani alacağım boş çerçeve değil, polenli çerçevelerim çoktu. Bu arkadaşlar da yana dalak atmışlardı. Evet, bayağı bir dalak var. Maşallah. Böyle. Bu tarafta biraz böyle yiyecek karakolanlarımız var. Şimdi de çantaya karakolanlarımızı biraz sürüyoruz. Bunu da yağmadan dolayı kapatıyoruz. Katını yana alacağız. Propolis'ten dolayı çıkmıyor kat. Evet, yan bıraktık. Çerçeveler dediğim gibi temizlik için alınıyor. Zayıf arılara da bulunurken verilebilir. Çünkü onlar besleme yapılıyor. Besleme yapılan arılarda şişik çerçeveleri kullanma şansımız var. Duvar çerçevesi. Yok, polen yok. O alabilirim de almayabilirim de şu an alt katta ne var ona bakmaya çalışıyorum. Yavru aşağıda mı yukarıda mı? Taze bal gelmiş bunda. Veya yukarıdan aşağı taşımış. Bu da aynı şekilde. Bu duvar çerçevesi olacak çünkü bunda polenler var gözlerde. Evet. Ama bu ikisi temizlik maksatlı alınabilir de. Bunda da muhtemelen ana arı yukarıda. Aşağı yumurta atmış. dağıtmış baldan boşalan yerlere. Evet. Bunun sağına daha yavrulu bir çerçeve koyacağız. Soluna daha yavrulu bir çerçeve koyacağız. Açık yavrulu varsa mümkünse. Çünkü o petekte biraz daha ballar var. O balları yesinler. O çerçeve tam kuluçka çerçevesi formuna girsin diye. Bunda da polen var. Bu da duvar çerçevesi olacak. Yani şu kuluçkamız, şu evet, iki duvarımız olacak. Bunlarda eğer polen fazla yoksa bunları kovanda temizliği yapmak için, yani fazla çerçeveleri ortadan kaldırmak için alacağız. Evet, bu sapsarı bir çerçeve. Bu dönemden sonra fazla buna yavru atacağını düşünmeyeceğimiz için bunu alacağız. Arasını silkeleyeceğiz. Silkeleyeceğiz. Bunu da silkeleyeceğiz. Yer olmadığı için şu an silkelemedik. Boş alan olmadığı için. Bu da çok polenli bir çerçeve. Çok güzel, evet, polenli bir çerçeve. Tam perga sağlayacak çerçeve. Evet, bunu da daha sonra alabiliriz diye koyuyoruz kenara. Bu duvarımızdı. Ve iki duvar koyduğumuz için daha sonra ayırt edebiliriz. Üst kattan diğer kuluçka çerçevelerini aşağıya alacağız şimdi. Ki muhtemelen böyle güçte bir arada yukarıda kuluçkada kapalı açık yavruların olduğu çerçeve olacak. Şunu alalım, biraz etraf karışmaya başladı. Yağma riski oluşmasa. Evet. Üzerinden taze ballar kovanın içine damlıyordu silkelerken. Çünkü öbür tarafta bekleyen çerçeveleri yavaş yavaş zorlamaya başladılar. Silkeleyeceğimiz çerçeveleri silkelemiyoruz. Önce kuluçka çerçevelerini bulup yerlerine koyup alt katı düzenleyip sonra ballı çerçeveleri silkelemeye başlayacağız. Çünkü arıyı sürekli silkeleyip dağıtmak istemiyoruz. Bunu kuluçkaya bırakacağız. Çok güzel bal yaptığı bir çerçeve fakat kapalı yavrusu var. Şimdi... Belki sonra üst kata alındığı zaman başka bir arada yavru çıktıktan sonra sağıma gidebilir. Bunda ana arı da burada. Evet, içinde erkekler de var. Ayrıca yumurta atılmış bu çerçeve. Temin dediğim gibi teminki çerçevenin sağ tarafına koyuyorum ki oradaki balı yesinler ve kuluçkalarını bir yere toplasınlar. Bal sağımına hep alt kovandan başlıyoruz, kuluçkalıktan. Daha önce düzenlediyseniz üstten de başlasın. Bu da gene balı yapmış, ana yukarıya çıkmış alana. Bakın bunda daha sağlıklı bir yavrulama düzeni var. Kadro daha güzel. Bunu da yavrunun diğer tarafına koydum. Bir yavru çerçevem daha var. Onun için bu iki çerçeveyi yukarıya alıyorum. Yer açılması için çünkü yerim yok. Aynı zamanda kışa da güçlü girmiş oluyorlar böylece. Çerçeveler sağıma girebilecek bir çerçeve esasında ama bizim sağım yerimize gidip geleceği için zayiat vermeyelim diye geri araya bırakıyorum bu çerçeveleri. Yani 3 tane kapalı yavru aldık, bir tane açık yavrumuz vardı, 4 yavru, bu da açık yavru, 5 yavru oldu. Normalde bu aradan bir bölme de alabilirdik. Hani çok bal hasatı yapmamış olup bölme arı almış olabilirdik. O da bir alternatif. Ama şu an için yapmadım. Belki daha ilerleyen bir dahaki hafta yapabilirim yani. Durumuma göre karar vereceğim bir şey. Bunun katını tekrar üstüne koyacağım. Çünkü çerçeve silkeleyecek yerim kalmadı. Daha sonra sağdığım çerçeveleri yine bu arının kat kısmına koyabilirim. Ya da boş çerçeve yeri bol olduğu için açık ballıları bunun üstüne toplayabilir miyiz hocam? Daha sonra. Yani olabilir. Altta çok alırız demiştik ya. Evet. Bunu ızgara koyup onları yukarıya koyup yavrular çıktıktan sonra onlar da hasat edilebilir. Evet, erkekler erkekler. Burada faslı kestanemiz olmadığı için daha çok kır çiçeği türünde bağlar ama aynı zamanda basra da geldi. Yani tepemiz mezarlık servisi ve meşe alanları mevcut olduğu için almamız gereken esas balı almadık. Almamız gereken bal hala kuluç kadar. Almamız gerekiyor artık, mecburuz. İşi biraz bitirmek için. Fazla da huzursuz etmeyelim bunları. Altına koyalım. Evet. Finish. Evet. 4 arıdan 4 sandık var. Yarım sandık yani. Bir de burada yarım sandığımız var. 4,5 sandık. Allah bereket versin. Şuna siyah yavru atılabilecek gibi olanı koyacağız. Yavru atabiliyorsa atsın diye. Bu genç bir ana zaten. Kapalı yavrunun yanına koyduk. Gıda çerçevesinde koyduk. Sarı çerçevemizi de şimdilik dışa aldık. Tekrar şurunu doldurduk. Eski kabarmış petekleri ana avru, yavru atsın diye ortaya aldık. Temiz petekleri de kabartılmış temiz petekleri de en sağ tarafa aldık ve şurup ilave ettik. Bu bol sulu bir şerbet. Bu Aryanlı mı? Aryanlı. Hocam Aryan BT şurubu mu? Hı hı. Evet, Bolvit Aryan BT ile yapılmış olan şurup ilave ediyoruz. Bunun kapağı şuydu. Bunun beslemesine. Aldığımız 3 taneye de şerbetlik getirip şerbet vereceğiz şimdi. Çünkü bu bir tek buna vermeyeceğiz. Bundan tekrar bal alma ihtimalimiz olduğu için vermeyeceğiz. Evet. Bu ülkelere de şerbet vereceğiz. Evet, ona da Aryan BT şurup verdik Bolvit'in. Çanta tipi şuruplukla. Bol sulu. Bol sulu şurup. Hava çok sıcak olduğu için. Hava sıcak. Biraz önce sam yaptığımız konu. Hemen mum kabartmak için dalak atmaya çalışıyorlar. Kenarda salkım oluşturmuşlar. Evet. Bol sulu Aryan BT şuruptan. Çanta tipi şuruplukla ağzına kadar doldurduk. Artık bu kovanlardan daha sağım yapılmayacak. Ve kışa hazırlanacaklar. Ne o? Çekirge mi? Yok. Ölübaşı kelebeği. Ölübaşı mı? Bu ana arının feromen kokusunu taklit ederek kovandan balçalar. Sırt tüyü kalmamış. Bu çok önce sahi olmuş. Burada kuru kafa benzeri bir görüntü olduğu için ölübaşı kelebeği derler. Vallahi ilk defa görüyorum. Kovanların bazen tabanlarında falan çok olur. Yani ana arının feromon kokusunu taklit ediyor. Taklit ederek bal çalmaya çalışır kovanı. Çalar da yani. Ama karnı doyunca biraz feromonu az salgılıyor herhalde. Evet, bu da salkım yaptı. Bunlar şimdi balla gelen arılar. Kovan içi düzen şu an tam biraz dağıldığı için mecbur salkım yaparak serin yerde bekliyorlar. Biz de daha rahat serinletmek için sulu soğuk şerbet veriyoruz ki çekip kovanın içinde biraz serinlesinler ve hareket avantajı oluştursun onlara. Yani balı bırakacak yer bulamadıkları için salkım yapıyorlar. Şu an balı bırakamıyorlar. İçeride kadro düzenini dağıttık ya. Evet. Adam çalışıyordu yani, sabah bir sistem kurmuşlardı, çalışıyorlardı. Biz geldik zak diye balı aldık. Evet. Onlar da şimdi tekrar sistemi kurmaya çalışıyorlar. Bu sistemi kurana kadar kimse onlardan balı almıyor. Onlar da kenarda bekliyorlar. Onlar da kenarda bekliyorlar. Daha serin ortamda. Kovanın içi de çok sıcak olursa dışarıya çıkıp kovanın altına sarkacaklar. Anladım. Hatta onların içinde özellikle ayağında polen olan arılarda bekliyorsanız, bu işte görüyorsanız, hı hı, dışarıdan gelen arının getirdiği malzemeyi sıcaktan dolayı kovanın içerisine bırakamadığını gösteriyor. Bir tane daha. Yok, tamam. Hepsi bitti. 1, 2, 3. Dördüncü kovan. He, onu daha sonra sağım yapılacak. Evet. Buna da şöyle çekersen daha net gözüküyor. Hem beyazlatma yapmışlar hem düzgün koymuşlar. Evet. Bölme arılar. Bunu kapatıyorum. Evet, çerçevelerin arasından yaptığı beyazlatma arıların doyarak petek üstündeki petek üstünü beyazlatması. Hazırına verilmiş. Şu anda yok. Şeyin içinde vardı. Sandığın içinde vardı. kalırsa şimdi yağma yaptırır. Şuna bak, bulaşık hemen yağmacılar geldi. Evet, yağmacılar hemen üstünde. Koyalım ki koruyabilsin. Propolis'ten dolayı sığmıyor. Bunları yiyecekler, alta kuluçkalığa çekecekler ballarına, açık balları. Tamam. Bereketli olsun arkadaşlar.